Açık kalp ameliyatları, herkesin bildiği gibi imam tahtası denen bir kemiğimiz var ön tarafta göğsün. Bu kemik ön taraftan kesiliyor, ikiye ayrılıyor ve daha sonra yapacağımız işlemi biz yapıyoruz. Ameliyatımız bitiyor. Bittikten sonra da bu kemik tellerle tekrardan kapatılıyor. Bu kemiğin kaynaması yaklaşık bir 2 aylık bir süreç alıyor hastalarımızda. Ve bu süreç zarfında hastamızın sağa soluna dönmesi yasak. Sırt üstü yapması gerekiyor. Ve daha sonra 2 ay sonra kemik iyileştikten sonra yavaş yavaş sağa sola dönebiliyor. Ve bu süreç uzun olduğu için hastalar tabii ki rahatsız olabiliyorlar bundan. Bunun dışında bu telin kırılma riski var. Kırıldığı zaman bu kemiğin kaynama problemleri olabiliyor. Enfeksiyon riski olabiliyor. Onun için biz artık bu açık kalp ameliyatlarını daha çok kapalı yöntemlerle yapmaya başladık. Hayata devam edeceksin. Evet hocam. Normal bir insana hiçbir farkın kalmayacak. Normal yaşamdan atladık, işini gibi yapabiliriz. Evet hocam. Şu an biz... Hastamızın özelliği şudur. Kalpteki damar tıkalıydı. Bu tıkalı olan damara biz göğsün sol tarafından iki kaburga arasından 7-8 santimlik bir kesi yaparak kalpteki tıkalı damara bypass ameliyatını yaptık. Doğuştan gelen bir kalple delik olayı da mevcuttu hastamızda. Aynı kesiden bu deliği de kapattık. Normalde diğer merkezlerde soldan kesilip bypass yapıldıktan sonra sağ taraftan da aynı seansta yapılıp delik kapatılabilir ama biz bunu aynı kesiden, aynı delikte ve aynı seansta hem bypass ameliyatını yaptık hem de deliği kapattık. Ameliyat sonrası süreç rahat geçti hastamızın. Bildiğimiz kadarıyla sol taraftan iki kaburga arasından kapalı yöntemle bypass ameliyatı ve aynı anda kalpteki deliği kapatma operasyonu ilk defa ekibimiz tarafından yapıldı. Ameliyattan sonraki süreçte hastamızın uyguladığımız protokol ve yaptığımız ufak kesi sayesinde erken zamanda çok hızlı bir şekilde toparladığını gördük. Bu ufak kesili ameliyatlardan sonra hastalarımızın kanama miktarı çok daha az oluyor ameliyattan sonra. Yoğun bakım süreçleri çok daha kısa oluyor. Solunum cihazından ayrılmaları çok daha rahat oluyor. Ve ağrı süreci çok daha az oluyor. Hastalarımız 2 ay boyunca sağa sola dönebiliyorlar. Öyle bir kısıtlamada bulunmuyoruz hastamıza. Ve hatta diğer hastalara ağır yük taşıma sıkıntısı da oluyor. Bunlarda öyle bir kısıtlamamız yok. Normal hayatlarına çok hızlı bir şekilde dönebiliyorlar. Bütün dünyada da yeni başlayan 2019-20'den sonra ortaya çıkan ERAS dediğimiz cerrahi sonrası hızlı derlenme protokolleri yayınlandı. Ben de ERAS Türkiye Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda ERAS Amerika Derneği yönetim kurulunda çalışıyorum. Burada yayınlanmış olan rehberlere dayalı olarak biz de 2020'den sonra kliniğimizde çok ciddi bir şekilde birebir ERAS protokollerini uygulamaya başladık. Bunlar hastanın ameliyat öncesi sürecinden başlayarak taburcu olana kadarki dönemi kapsayan bazı girişimler. İşte hastanın beslenme durumunu düzeltiyoruz, fizik tedavisini önceden planlıyoruz, ağrı kesici yöntemleri uyguluyoruz ve bir grup çalışması olarak diyetisyen, hemşire, doktor, anestezist, perfüzyon hep bir arada çalışıyoruz. Bu hasta protokollerinin en önemli altyapısı da minimal invaziv cerrahi girişimler oluşturuyor. Bizim burada bahsedilen hastamız da bu küçük kesiyle ameliyat olduğu için çok çabuk ameliyattan sonra hem ağrısı olmuyor hem çabuk ayağa kalkıyor. Beslenmesine hızlı başlıyor ve dolayısıyla çok hızlı taburcu olabiliyor. Bu protokol sayesinde de artık bu hastalarımızda çok daha rahat, çok daha başarılı sonuçlar alıyoruz ve bunlar da yurt dışında sunduğumuz zaman da çok büyük dikkat topladı. Kliniğimiz kalp cerrahisi alanında bu protokolleri başlatan ilk klinik oluyor Türkiye'de. Göğüs ağrımla ben acile gittim dış kapı SSK'ya. Daha sonra orada acilen beni yoğun bakım aldılar. Yoğun bakımda anjiyo yaptılar. Anjiyodan sonra dediler ki senin iki damarın daha tıkalı. Bunları stentle kurtaramayız. Bypass olman gerekiyor dediler. Ben de dedim ki o zaman ben bir acele etmeyeyim. Sorayım, soruşturayım dedim. O arada şehir hastanesine geldim buraya. Şehir hastanesinde hocalarıma dedim ki ben daha önce duymuştum kapalı ameliyatın olduğunu. Yani acilen de işime dönmem gerekiyor. Ben inşaat işi yapıyorum. Hocalarıma dedim geldim buraya. Hocalarıma kapalı ameliyat olmak istiyorum ben dedim.
Onlar dediler ki tabii olur, neden olmasın dediler. Kapalı ameliyata ben girdim. Ameliyat oldum. Zaten ameliyattan hemen 8-9 saat sonra servise çıktım. Servise çıktım ve yürümeye başladım. Servise çıktıktan sonra hocalarım da sürekli dediler, sürekli yürüyeceksin, nefes çalışacaksın, yatarak iyileşemezsin. Zaten 3-4 gün sonra da ben evime çıktım. Yok, rahatsızım. Şimdi normalde diğer önden kestiğimiz hastalarda hareket etmeler çok sıkıntılı oluyor. Sen şu şekilde rahat hareket edebiliyor musun? Evet. Gösterebilir misin? Tabii. Ağır mı oluyor mu? Hayır. Hiçbir ağır. Rahatsızım, bir sıkıntı yok. Tamam, çok güzel. Ankara Şehir Hastanesi'ne geldikten sonra hocalarım sürekli eko çekiyordu zaten. Eko çekildiği sırada bir de kalbimde delik olduğunu tespit etmişler hocalarım. Aynı zamanda ameliyat sırasında deliği de zaten onarmışlar. Yani onu ben bilmiyordum. Zaten damarlarım da çok incelmiş. Yani patlamak üzereymiş zaten hocalarım dediğine göre. Zaten bacağımdan ek damar alıp oraya yaptılar. Yani burada ben bir hafta kaldıktan sonra, bir hafta kalmadım. Zaten 4-5 gün sonra evime çıktım. Dediler ki hocam, hocalarım 10 gün sonra gel dediler. 10 gün sonra ben yine geldim. Hiç bir şey gibi, hocalarım da zaten şey yaptılar, şaşırdılar bu kadar iyi olmama. Hocam dikişlerimi aldı. Daha sonra dedi ki, istiyorsan dediler hocalarım, yarın işe başlayabilirsin derim ben sana dedi hocalarım. Yani fazla bir şey geçmedi. Şu an gayet iyiyim. Araç kullanıyorum. Kendi aracımla geldim buraya kadar da. Yani şükür hiçbir sıkıntım yok. Ve normal rutin yaşantıma devam edebiliyorum. Normal ameliyatta mesela sağa dönme, sola dönme. Ben yatağımda sağda yatabiliyorum. Sağ tarafıma, sol tarafıma da yatabiliyorum. Yani rutin evimde kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Şükür Allah'a hiçbir sıkıntım yok. Gayet de iyi durumdayım.